Mutfağı'na hoş geldiniz. Bugün yine çok güzel ve pratik iki tane tarifim var. İkisi de birbirinden çok lezzetli. Ama öncesinde konuğumu alacağım. Evet, Dilek geldi. Hoş geldin. Hoş buldum. Çok özlemişim. Ben de öyle. Gel hayırlı bakalım. Uğurlu olsun. Teşekkür ederim. Mutfağıma hoş geldin. Ay hoş bulduk. Acıktım. Acıktın mı? İlk önce bir otur. Oturayım. Bugün neler yapacağız acaba? Ne hiç de söylemedim bu arada. Haberim asla, yokmuş gibi. Evet, haberi bu arada yok zaten. Her gelen konuğuma kesinlikle burada kara tahtamda ilk önce sürpriz bir şekilde yemeklerimi açıklıyorum. Ama zaten sen çok güzel yemek yapıyorsun. Senin korkacağın hiçbir şey yok. Uzun zamandır yapmıyorum. Sen yaparsın. Bu arada Dilek'ten biraz bahsetmek istiyorum. Arkadaşım bu kadar güzel. Uzun zamandır sunuculuk yapıyor. Çok da güzel. Hem dijitalde, onun dışında da çok farklı projeleri var. Onu birazdan alacağız ama şimdi ilk önce hangi yemekleri yapıyoruz? Hadi. Evet. Şimdi geliyorum tahtama. Bugün iki tane tarifim var. Döneyim. Bir tanesi humus yanında fırında karnabahar patates ve nohut var. Diğerine geliyorum. Bal kabaklı börek. Nasıl? Daha önce hiç yemedim bal kabaklı börek. Bu arada şöyle bir şey var. Bal kabaklı börek aslında birçok hani göçmen ailelerin yaptığı bir tarif. Ben daha önceden yememiştim ama böyle çok önüme geldi ve son dönem böyle dönemlerde de böyle bakınırken çok ilgimi çekti. Biliyorsun ki şu anda da zaten bal kabak mevsimi. Aynı zamanda da biliyorsun çok lif ve besin değeri açısından da çok sağlıklı bir besin. Dedim ki tam zamanında böyle bir bal kabaklı börek yapayım. Çünkü gerek biliyorsun Instagram'da da bir sürü tarifler veriyorum. Hani bu şekilde hiçbir börek yapmadım. Görüyorum ben. Ben böyle gecenin bir yarısı seni izlerken İrem yine ne yaptın falan diye özellikle diyete girince. Deniyor musun peki? Evet, tatlıyı yaptım. O fırında, fırında bal olan. Kabaklı. Aa çok güzel çok oldu mu? Çok lezzetli oldu. Çok güzel oldu. Ne kadar değil mi? Kolay ve basic aslında. Aynen öyleymiş. Ben böyle uğraşmaya ay kim uğraşacak onu yapacaksın bunu yapacaksın sevmiyorum. Böyle hemen hazırlayıp yemem tık, lazım. Tık tık tık. En güzeli. İlk yazdığım tarife geçmek istiyorum. İlk önce malzemelerimi sayacağım. Hı-hı. Şöyle söyleyeyim. İlk bir humus yapılacak. Humusu daha önceden yaptın mı bilmiyorum. Hiç yapmadım. Çok kolay. Burada yaklaşık olarak 2 su bardağı kadar haşlanmış nohutum var. 3 diş sarımsağım var. Limon suyum var. Bir limonun tamamını kullandım. Benim orta büyüklükte bir limonum vardı. Hı-hı. Yine burada 2,5 yemek kaşığı tahinim var. Kimyonum çok yakışıyor. Kimyon var yine 1 tatlı kaşığı kadar. Tuzum var, zeytinyağım var. Bu humus detayları için. Burada da humusun üst detayları olarak hazırladığım fırınlanacak kısım karnabaharım var. Yaklaşık olarak 400 gram karnabaharın çiçeklerini ayırdım, temizledim. Yine 2 su bardağı nohutumuz var. Yaklaşık olarak benim küçüktü 5 tane patates kullandım. Sizler tatlı patates de kullanabilirsiniz dilerseniz. Ama ben normal patates kullandım. Toz tatlı kırmızı biberim, tuzum ve zeytinyağım var. Süper. Nasıl? Sarımsak zaten bende tamamdır. Limonda. Evet. Hamur işi de deyince Kayserili olunca böyle. Burası tamam benim için. Evet. Şimdi o zaman tepsilere getiriyorum. Hem bir yandan yapalım bir yandan da sohbet edelim. Tamam. İlk önce humusu yapalım. Yapalım. Evet seni de ayağa alayım. Daha önceden yaptın mı? Hiç yapmadım. Çok İlk kolay. İlk defa yapacağım. Tüm malzemeleri sırasıyla zaten ekleyeceğiz mikserimize. İlk önce nohutu. Evet. Başlayabilirsin. Ya biz, bilmiyorum sen yedin mi çocukken bunun yeşilini. Ben bayılırdım evet, bahçede. Evet, evet, evet. Ama çok yaş nohut. Karın ağrıyor ya. Valla evet. Değiyordu hala şu an. Bunu koyarken onun tadı böyle ağzıma geldi. Dilek sen Kayseri'de mi büyüdün yoksa? Kayseri'de büyüdüm. Kayseri'de büyüdün. Ailen orada diye biliyorum. Ailem hala orada. 19 yaşında buraya geldim. Süper. Bu arada böyle, Dilek yavaş yavaş. Asla göstermiyor. Zaten çok genç de ayrı olarak. Çok tatlı bir oğlu var, bir evet. Anne. O yüzden hani böyle bakmayın. O kadar da güzel, hani mütevazılık hiç yapmayacağım ama çok da güzel yemek teşekkür yapıyor. Ederim. Teşekkür ederim. 13 yaşında bir oğlum var. Ya evet.
O da bayılır böyle. Çok da sana benziyor. Şeyi. Evet, aynı. Hiç yemek ayırmıyor o zaman. Yok, alıştı enteresan bir şekilde. Mesela eve gelir şey, karnabahar turşusu falan yapar benim annemler. Şey diyor, karnabahar yemek istiyorum, brokoli yemek istiyorum. Alıştırdım onu da. Oh, süper. Vallahi benimkiler çok yemek seçiyor. O konuda çok sıkıntılıyım. Yani neler yapıyorum ki onlar böyle özellikle sebzeyi anlamadan yedirmeye çalışıyorum. Sürekli aslında bir şey söyleyebilir miyim? Böyle onlara neyi nasıl yediririm derken mutfakta kendimi sonra baktım ki ben her şeyi çok güzel karıştırıyorum, yapıyorum. Farklı farklı noktalara gitti. Sonra baktım da tariflerim de çok böyle beğenilmeye başladı. Sonra başladı serüven. Ya 2 yaşına kadar sadece emdi ve hiçbir şey yemeyen bir çocuktu. Sonra enteresan şekilde annemin çok büyük desteği var. Onlar kendileri yerken o da bayıldı böyle yemeğe. O da eşlik etti. Çok güzel koyuyorum şimdi. Evet. Bakayım nasıl olacak. Hepinize yedireceğim. Elim lezzetlidir diye. Bir de annem hep şey der. İlk yaptığın şeyi yedirdiğin zaman başın ağrımaz karşı tarafın. Ya evet. Şifa niyetine yapıyorum. Ekibin hepsi zehirleniyormuş. Aa, asla. Lütfen. Akşam hastanede. Hiç öyle düşünmeyin. Gayet o kadar güzel yaptığını biliyor ki şimdi böyle hep bize tabii espri olsun diye söylüyor. Seni zaten... Seviyorum takılmayı ben ya. Evet, bu arada takılma demişken ya programı da izliyorum. Aşırı komik. Ya, Yılmaz teşekkür Bey'le. Ederim. Evet, Yılmaz abi aynen nasıl görüyorsanız gerçekten o şekilde. Bu arada şöyle bir şey söyleyeceğim hani bilmeyenleriniz için. Dilek yıllardır Yılmaz Bey'le bir spor programı sunuculuğu yapıyor. Dijitalde çok da güzel ve çok komikler. Zaten şuraya bir yere de ekleriz. Dilek'in takipçileri için de. İzlemesi çok keyifli. Bu arada açıkçası ben şunu söylemek istiyorum. Benim sporla hiçbir alakam yok. Ama ben oradaki diyaloglara ve sohbet o kadar akıcı ve komik olduğu için onu yüzden izliyorum. Bayağı komik ya. Ya hani samimiyeti gerçekten seviyorlar. O da olduğu gibi. Ben de böyle artık olduğum gibi hani ilk başlarda şey vardı. Daha önce kanal geçmiş olunca Yılmaz abiyle geçince onu kanala böyle oturtturmaya, formatı öğretmeye çalışırken baktım Yılmaz abi rahat, ben daha rahat. Bayağı erkek gibi o işin içine girdim. Kamera arkası nasıl? Bizim kamera arkalarımız fena. Ben çok zaten cool, şey diyorum, satacağım bunları. Her yere satacağım. Yani tahmin edebiliyorum açıkçası. Şunu bir çalıştıralım, şu kısmı halledelim, ondan sonra sohbetimize devam edelim. Tamam. Gördüğün gibi humus bu kadar kolay. Evet, çok şimdi bitti. Pratikmiş. Kenara alacağım. Zaten sonra servis yaparken, tabaklarken de onu kullanacağım. Şimdi bunu ayırıyorum. Diğer üst kullanılacak olan sebzelerimi yapmayı. Şimdi ben bunları yaparken sen de bir güzel anlat. Neler yapıyorsun, neler yapmıyorsun. Ama öncesinde ben tekrardan malzemelerimi saymak istiyorum. Karnabahar, nohut, patatesimi bir güzel, zeytinyağı, tuz ve kırmızı biberle böyle bir güzel karıştıracağım. Marine etmiş olacağım ve sonra fırına alacağım. Daha önce ısıtmıştım seni beklerken. O yüzden çok çabuk olacak. Yaklaşık olarak bir 25 dakika yeterli olacak. Sonra bunu yaptıktan sonra da buraları toparlarız, böreğe geçeriz. Allah. Evet. Şimdi anlat bakalım. Ben izlerken bile şimdi böyle canım çekiyor. Az önce humus şey oldu ya, ben kokusu değil çok mi? Yaramazdım böyle. Açıp böyle blender'ı bir parmak atacaktım falan. Şaka öyle yapıyorsun. Tabii. Öyle bir çocukluğum geçti. Oğlum da aynı benim gibi böyle mutfağı karıştırıyor, ediyor falan. Böyle şu an bekliyorum bitse de yesem diye. Sen de zaten böyle sakin duruyorsun ama böyle bir... Şimdi çok böyle detayı bilmiyorsunuz, görmüyorsunuz. Yani Dilek bakarken böyle... Yaramaz bir çocuk gibi böyle bir şey çıkacakmış gibi her an böyle bir bakışı var. Böyle hem sakin hem de böyle bir atakta. Onu her böyle hep şey çıkabilir. Evet. Yaparım. Bunu çiğ yiyor mesela. Ben bunun yanına zeytinyağı ve limonla sos yapıyorum. Süper. Batırıp yiyoruz falan evde. Harika. Tabii cips falan yok. Ama şey annelerden değilim. Böyle, aa işte şekerli gıda falan. Hikaye. Çocuk ne istiyorsa ona göre şekilleniyorsun. Gayet de böyle çatır çatır kolasını da içiyor. Şimdi şöyle bir şey var, hani yine anneler, annelik konusuna gelecek olursak özellikle. Hani böyle ay ben çocuğuma çikolata yedirmiyorum, şeker yemiyorum. Ya sonra da bir de şöyle bir kısım var. Bazen de o kadar aç geziyorlar ki yeter ki bir şey yesin. O yediremiyorum diyenlerin hepsi yediriyor. Yediriyor, yediriyor. Tabii asla. Hikaye. Ya da şey, telefon ve iPad vermiyorum diye. Ya ben ne söylediysem hepsini böyle hamileyken işte emzik vermeyeceğim, ayağımı da sallamayacağım. Gece 3'lerde 5'lerde ben böyle kendim yeter sallana ki uyusun. Sallana. Aynen öyle.
Hepsi yapılıyor. Bence büyük konuşmamak lazım o zaman. Her konuda. Yani dikkat ediyorum. Hı-hı. Özellikle çocuk konusunda. Zaten sevmediğin bir arkadaşın varsa şey diyeceksin. Yemeyen ve uyumayan çocuk varsa sana tamam yeter. Başka bir şey söylemene gerek yok. Bir de şöyle bir konu var ya hani özellikle mesela dersin ki işte çocuğum yo bunu yemez bunu sevmez der. Sonra bir gider gidersin misafir. Aa, hani utandırır. Tam tersi. Ben ne diyorum ne diyorsun falan olur. Ama hep öyle olurdu ya. Yani benim çocukluğumda da yemez deyince komşunun ekmeği daha tatlı muhabbeti var ya. Aynen. Evinde var yemez. Yemez. Dışarı gidince de onu istiyorum. Gibi. Aynen. Hep böyle kızarlar. Yani evet öyle şeyler çok gerçekten yaşanıyor. Bunun dışında mesela senin yani ben özellikle meslek alanında böyle hani şu an anneliği falan geçtim. Böyle birazcık da komiklikler de olsun. Yılmaz Bey'le böyle komik çok komik. Böyle mesela yayındasınız ve kesemiyorsun. Hani krize girdiğin, yani böyle gözyaşın aktığın böyle bir an oldu mu? Böyle bir komik anlar. Ya şey zaten çok ciddi böyle bir şey anlatırken aniden küfür ediyor. Ve ben orada kopuyorum. Ve benim gülmelerim çok meşhurdur. Böyle tiz bir ses tonuyla kahkahalarım. Evet onlara bazı çok takılıyor. Videolarında var. Patlıyor hatta ilk yayınlarda. Onlara çok laf geliyor. Yılmaz abiyle olmayan anımız yok ki ya. O kadar komik ki. Şimdi mesela ben magazin sunmaya başladım. Sporla beraber magazin devam ediyoruz. O da arkadaşı onun. Birbirlerine laf atıyorlar şimdi. Yılmaz abiyle iki gün önce çekim yaptım. Şey diyor, aldın elimden. O diyor ki daha çok para verdim. Şimdi bugün o diyor ki Yılmaz benden izin al, onu yap falan. O kadar keyifli oluyor ki. Ondan sonra Yılmaz abi arıyor, başlıyor annesinin halini hatırını falan sormaya. Böyle bir muhabbet dönüyor. Seviyorum. Bu işi seviyorum. Bir de sen onu çok eski tanıyorsun. Artık tabii, aile tabii, gibi oldunuz. Tabii. Onun da etkisi var. Kesinlikle. Ama zaten bu işi yaparken de partnerin çok önemli. Değil mi? Ondan aldığın enerji, oraya uyuşmak. Yansıtman. Ya yoksa çok robot ben de dedim. Hani böyle geçerim ben kameranın karşısına. İşte YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Hiç enerji olmadan böyle robot gibi gayet sunarım. Metin okur gibi. Hiçbir ki, anlamı yok. Benim böyle şive falan böyle gidiyor. Orada büyüdüm. Kayseri'de büyüdüm. Çok da seviyorum. Ne yapıyorsun? Allah'ın Kayserilisi diyor zaten. K'ler böyle G'ye dönüşüyor falan. Keyif alıyorum, seviyorum. Ama bence şöyle söyleyeyim. Yani izleyen çok fazla takip edemiyorum ama gördüğüm işte bazı videoları özellikle daha öncesinde de sormuştum. O kadar komik ki o kadar hani belli ki sanki gerçekten böyle evde oturuyorsunuz. Hani akşam o çay oturması. Sonra o akıyor ve gidiyor. O bence çok yani net geçiyor. Ay ne mutlu. Vallahi öyle gözüküyorsa. Ben bütün samimiyetimle bunu söyleyebilirim yani. O açıdan çok güzel. Bu arada sen çok güzel güzel anlatırken ben sebzelerimi karıştırdım. Şöyle gördüğün gibi. Aha. Şimdi bunları fırına alacağım. Sonrasında da burayı toparlarız. Böreğimize geçeriz. Evet, şimdi gelelim biraz önce de söylediğin gibi hiç denemediğin ve bilmediğin bir tarife böreğimize geldi. Başlamadan önce ben malzemeleri saymak istiyorum. Bal kabağımız var, rende yaptım. Yaklaşık olarak ben iki tane büyük kabağım vardı. Sizler elinizdeki yani ölçülere göre de yapabilirsiniz. Açıkçası 3 tane yufka kullanacağım bugün. Ben onun ölçüsüne göre 2 tane büyük kabak yeterli geldi. Bunun dışında yine burada 300 gram kadar cevizim var. Rondodan geçemedim. Bu çok önemli bir detay. Toz halinde olmasını istemiyorum. Yerken ağza böyle gelsin. Bir evet ağza gelsin ve o kıtırtı olsun. Onun dışında da 2 su bardağı kadar şekerim var. Üzerine yumurta akı da kullanabilirsiniz ama ben sadece sarısını kullanmak istedim. İkisini birlikte de yapabilirsiniz. Hiç problem yok. Sonrasında dediğim gibi bu kadar az ve bu kadar lezzetli bir börek görmeyeceksin ve böyle tadamayacaksın. Sonra diyeceksin ki bana ya bu bal kabak yufka nasıl birleşti bu kadar lezzetli olacak? Onu hayal etmeye çalışıyorum şimdi. Şimdi o zaman böreğimin iç harcını yapacağım. Yufkamı şöyle kenara alıyorum. Şunları bir önümden alayım. Yumurta zaten sonradan kullanacağım. Şöyle kabağım. Bu arada kabak sever misin? Çok. Ya bu kadar şanslıyım ki yani bu zamana kadar gelen konuklarımın hani bir tanesi yaptığım tarifte ben bunu yemiyorum demedi. Sanki böyle güzel hissediyorum gibi. Evet. Şöyle. İrem şeyi soracağım böyle. Ben çocukken çok izlerdim yemek programlarını. Hı-hı. Böyle her şey ayrı kapta. Evet. Ben geçerdim mutfağa. Annem yokken evdeyken özellikle. Hepsini ayrı kaba koyup şey. Ondan sonra annem gelir kıyameti koparırdı. Suda doldurur muydun? Her yere döker miydin? Tabii tabii hepsini. Sen normalde de evde de böyle ayrı ayrı kaplardım. Evet. Ama benim mesela gördüğüm annemlerde pratik onu hemen hop hop hop.
Bitti. Ya bir de şimdi şöyle bir şey var. Hani jenerasyon, belki de biraz coğrafi şeyler. Hani çok da yakınız. Sen Kayseri'sin, ben Sivaslıyım. Ya onlar böyle hani hemen yetişsin, evde yemek olsun diye yapıyorlar. Ben yemeği çok seviyorum yapmayı da ama biraz da gözüme de hitap etsin istiyorum. Belki onunla da çok alakalı. Ben de çok hoşuma giderdi böyle ayrı ayrı sanki yemek programı çekiyormuşum gibi böyle. Ama şimdi annem aklıma geliyor. Hepsini tek seferde. Evet onlar öyle, bizler çok de böyle. Çok bulaşık çıkarma diye bir ses ki tabii. Yemeğe de şey değil. Ya onlar zorla da oturtturup mantı falan öğretiyorlardı bana. Siz o zaman şey yani annen geldiğinde sana mesela yapar mı mantı? Koyar mı böyle difrize? Tabii. Kışlıkları falan. Atıyor her şey. Turşum, salçam. Bir de ben alışmışım ev salçasına falan. Ev tadı da zaten çok güzel oluyor. Yani bu konuda çok şanslısın. Yani evde yapılan domates sosu, salça, lezzet o kadar güzel ki keşke herkes imkanı olsa da yapsa. Yani hani bazen çok üzülüyorum. Yani yeni nesil hiçbir şekilde mutfağa girmek istemiyor. Hazır gıda. Yani sürekli neredeyse şey böyle hani konserve komple bir şekilde bir tepsi şeklinde gelsin ve ısıtılsın mikrodalgada istiyorlar. Yani bilmiyorum. Çok şey kaçırıyorlar. Çok, çok. Çok kaçırıyorlar. Bak şöyle bir harç yaptım. Kabağımı, cevizimi, şekerimi ilave ettim. Yufka olacak, tatlı olacak. Evet. Ceviz olacak. Evet. Kabak deyince zaten ben de direkt ceviz, tahin değil mi? Kaymak. Sen benim o kabaklı tarifimi yapmıştın değil mi fırında? Evet, evet, evet. Çok pratik. Ki çok uzun zamandır mutfağa girmiyorum ben. O düşün, zaman onu gecenin bir yarısında görüp teşvik ettin beni Instagram'da. O zaman ne mutlu, ben teşvik etmişim. Buradan da zaten istediğime ulaşmışım. Çünkü hani istiyorum ki böyle yemek yapmak istemeyenler. Bana çok fazla yorum geliyor işte Instagram'da da özellikle. Yani hani ben yemek yapmayı sevmiyorum ya da işte yemek yapmak zor geliyorken senin tariflerin bana aşırı böyle kolay ve denemek lezzetli istiyorum deyip deniyorlar. Şimdi şöyle bir şey var. Ben hep şunu söylüyorum. Yemek yapmak o kadar da zor bir şey değil. Sadece biraz yani hani o an ilgiyle alakalı. Bir kere deneyince ve de güzel olunca bence gerisi geliyor. Ben çok denedim gerçekten. Çok böyle misafirleri aldım ettim ya. Onun da şeyi var herhalde. Tabii. Ya anneliğin vermiş olduğu bir şey de var yani. Ya tabii ben 7-8 yaşına kadar böyle her öğünü ayrı yapıyordum ki ısıtınca böyle vitamini, değeri gitmesin, aman yesin. Hep taze olsun. Kuzu etinden nefret ederim. Burnumu kapatarak ona kuzu etli bir şey de yiyemiyorum. Çocukluğumdan beri böyle kuzu koyun. Direkt mide bulantısı. Ya çok haklısın ama bazen de şöyle bir şey var. Bu benim hani Adana'ya gittiğimde de öğrendiğim bir şey var. Hani bazı etler mesela aynen mevsiminde özellikle mesela hani koç etinin hiçbir şekilde kokmadığını gördüm. Koç yemedim. Eti yedim. Çok o az kokmuyor. Yedim. Gerçekten kokmuyor. Ama burada yok mesela. İstanbul'da yok. Yani o açıdan bence et çok önemli. Biz burada maalesef hani ya izleyenlere çok gelmek istemiyorum ama İyi besin, iyi sebze, iyi et, biraz yani bunları bulmak hem meşakkatli hem de maliyetli. Elimizden geldiğince en uygun, en hesaplı, en de iyisini bulmaya çalışıyoruz. Derken böreğime geldim. Evet, laf lafı açıyor, bir türlü böreğimi saramadım. Şimdi böyle bir yufkamı ilk önce ikiye ayırdım. Onu göstermek istiyorum. Şöyle kenarını katlayacağım. Evet, bak. Bir de şöyle bir şey var. Burada çok fazla bekletilmemesi lazım. Direkt koymak lazım. Kabak direkt çünkü sulanıyor şekerle birlikte. Evet, tam onu söyleyecektim. Şöyle. Bu arada fırından da böyle çıtır çıtır pişme sesleri tabii geliyor. İlk yemeğimize zaten az kaldı. Birazdan o da olur. Şöyle yapacağım. Biraz yayayım. Hani geldiğimde aç değildim gerçekten. Şu an hani koku, yaramaz çocuk anneyi bekler ya. O modda yemekleri bekliyorum. Sen de nasıl bilmiyorum ama ben de garip bir şekilde böyle misafir ya da davet böyle hazırladığım zaman garip bir şekilde mutfakta yemek yapıyorken karnım doyuyor. Benim yemek de yiyemiyorum yani. Yok, başkası yapsın ben gidip yiyeyim. Değil mi? Onu seviyorum. Mutfakta yaptığımda yiyemiyorum. Kesiliyorum. Direkt iştahım benim de kaçıyor. Bu arada mümkün oldukça bunu ince yapmanıza fayda var. Çünkü kabak da pişince biraz hamurlaşıyor. O yüzden böyle hani boşluk da olmadan sıkı sarmaya çalışıyorum. Şöyle bunu kenara alıp şu şekilde pişireceğim. Üstüne de yumurta. Aynen. Yumurtanın sarısını süreceğim. Evet, uslu bir çocuk olursan bugün bütün yemekleri kalabilirsin. Vallahi yaramaz da olsam hepsini yemeden çıkmayacağım stüdyodan, haberin olsun. Ben sen iste hepsini sana hazırlarım. Ay, oğlana da götür yani. Aynen. Diyorum ya, burada direkt fazla fazla her şey var. Yeter ki sen iste.
Teşekkür bu arada ederim. Dilek'le arkadaşım. Bizim arkadaşlığımız, bizim bir ortak arkadaşımız evet, var. O sayede aynen. Aynen. Zeliha'yı da selam söyleyelim. Aynen. Zeliha bizim gerçekten canımız çok tatlı. Aynı zamanda da işinde çok profesyonel. Kaş evet, tasarımcısı. Evet, kaş deyince o. Evet, kaş deyince hep de söylüyorum. Benim kaşlarımın mimarı bana da ilk kaş kraliçesi olarak paylaşmıştı. Bir gün çok gülmüştüm evet, ya. Evet, ama yani millet çok güzel kaşlıyor. Hatırlıyor musun senle biz orada kaşlarımız, kaşların senin evet demiştim evet, ya. Direkt mi falan diye. Aynen, algı öyle yani. Yöresel artık ne diyeyim, yöre, işte kalın kaş, Sivaslı oluşum Esmer. Etkisi, klasik. Evet, sen de öylesin mesela. Evet, evet. Bizim o taraflara benziyorsun. Bu arada mümkün olduğunca eğer mahallenizde kendi yufkacınız varsa alın. Çünkü paketli yufkalar böyle biraz daha kuruyor ve... Taze olmuyor değil mi? Taze tadı olmuyor, olmuyor, tadı da güzel olmuyor ya da kırılıyor. O açıdan hiç güzel olmuyor. Hatta ben de çok da vaktim yoktu. Bu sefer yani normalde marketten aldım. Diğer şekilde kendi yufkacımdan alıyorum. Yapıyor şöyle. Musun evde yufka? Ya o kadar vaktim yok, yalan söyleyemem. Yani o kadara şu anda hani... Zaten tariflerimin genelini biliyorsunuz. Basic, zoru evet, meç etmeye çalışıyorum. Hani kolaylık algı olsun, yıkıcı. Algı yıkılsın. Evet, hepimiz işte günümüzde trafik çok yoğun, iş telaşı, her şey koşuşturuyorken benim de hani burada yufka açıyorum demem çok absürt olur. Bir de gerçek olmaz, açmıyorum. Aa, olmaz, ben bunu yiyemem. O ya zaman yok öğrenci. O kadar. Ben gerçek ve samimi olarak söylüyorum. Tabii ki yufka açmıyorum. Yok ya. Şimdi tepsimi alacağım. Yok artık. Ya kimse yapmıyor. Annem de yapmıyor açıkçası yani. Hani biz artık öyle bir zaman dilimi değil ki. Hani şey açma saçta ekmek falan yapılıyor. Ama onun dışında hani yufka açmak çok zor, çok meşakkatli. Şöyle diğer kalan... Yufkalarımı sırayla yapacağım ama şu iki tane göstereceğim. Şöyle. Yumurtamı da sürüyorum. Bu arada senin hamur işiyle aran nasıl? Sever misin? Severim. Bayılırım. Yani hiçbir şey bulamazsam evde makarna. Aa, karbonhidrat. O hamuru yiyeceğim ben. Etten daha çok severim. Peki böyle sana özgü yani dilek tarifi var mı? Ya mesela benim anne tariflerim vardır açıkçası çocuklarda ya da hani böyle. Şey, patatesli mantı, bir de çerkez mantısı, ona bayılırım. Çerkez mantısı. Aha, o da yine patatesle böyle. Onlar efsane. Peki en iyi yaptığın yemek? Yağlama. Oo, tabii Kayseri'de direkt. Ya keşke ben bunu şey yapsaydım ama daha önce de Instagram'da koyduğum bir tarif var. Lavaştan yapmıştım. Çok güzel olmuştu. Şimdi onun üzerine tekrar düşündüm aslında bir. Sonra bir yaptım. Burada da tekrarlamak istemedim. Aynen, değişik bir farklı oldu bak. Ha. Bizim yöreden çok daha bağımsız. Burada genellikle göçmenlerin yaptığı bir böreği yapıyoruz. Onun bir de çocuklar farklı için şey de çok faydalı. Tabii ki aynen öyle. Kabak, ceviz, yumurta. Aynen öyle. Şimdi ben bunları sırayla aynı şekilde dizeceğim. Hı-hı. Sonra da burayı da toparlarız. Fırına alacağım birazdan. Hala bak şey çocuk gibi bakıyorum, yeme kısmına öyle ne direkt zaman geçeceğiz diye. Söz veriyorum, yemeden çıkmayacaksın. Tamam, burada, anlaştık. Yani ben seni açta bırakmam zaten. Biliyorsun bizde klasiktir yani, illa tabii, yiyeceksin. Yedireceğiz, hatta sonrasında otururuz, çay kahve, öyle de devam ederiz tamam, kamerayı kapattıktan kalanı sonra. Kalanı da paketle. Evet, şimdi ben geri kalanını da yapıyorum, tamam, devam ediyorum. Tamam. Saati tadım kısmına geldi. Yemeklerimizi pişirdik. Çok güzel servisi aldım. Şimdi Dileğin tadına bakacak. Hazır mısın? Ben hazırım vallahi. O yani zaman hemen program başladığından beri hazırım. Şöyle bir tane hemen koyuyorum. Şöyle de sana ilave edeceğim. Öyle. Evet. Ben direkt bundan başlayacağım. Bak ve herkesin bakalım gözüne baka baka yiyeceğim. Börek içinde bıçağımızı verelim.
Nasıl olmuş? Sen devam et. Ben bunu alayım önüme. Yani çok bu kısmı olmuş. O kadar çok seviyorum ki her konum böyle iştahla böyle. Yaptığımız emekleri yiyorlar. Ben de çok mutlu oluyorum. Vallahi süper olmuş. Ben böyle elimle yiyeceğim. Neyse, tamam. Açıklamış. Hiç fark etmez. Bak bakalım. Yalnız çok enteresan. Nohut üstüne nohut ama ikisi çok farklı tat. Hiç evet. Alakası yok. Hmm. Bu da üstüne tatlı gibi. Bozcaada'da kabaktan şey yapıyorlar. Direkt onu anımsattı bana. Kabak reçelçisi. Kabak reçelçisi. Çok güzel olmuş. Üzgünüm. Vallahi böyle bir tip böyle bir yemek yiyor. Şimdi o zaman programı kapatmamız lazım. Biz zaten arkada devam edeceğiz seninle sohbeti ve muhabbeti. Çok keyifli bir çekim oldu. Umarım sizler de izlerken çok keyif alırsınız. Dilek bir yandan hala yemeğe devam ediyor. Çünkü sakin ol. Onun bir, için geldim böyle sığınayım. Bir hoşça kal diyelim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı unutmayın. Diğer tariflerde görüşmek üzere. Sevgiler.